Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Z takım okula destek kamplarına hoş geldiniz. Selim hocanızla bıyıklı matematiğinizde 9. sınıf konuların içerisinden geçmeye devam ediyoruz. Şimdi ama hatırlatmam gereken bir şey var. Dedik ki yeni müfredatta sizlere 8. sınıfın yeni müfredatında bazı bilgileri biliyormuşsunuz gibi anlatıyorlar. Hiç olmayan bir anlatımla oradaki bilmeniz gerekenleri de anlatarak ilerliyoruz. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar 9. sınıfın yani tam anlamıyla konularına şu anda yapıyoruz aslında. Doğrusal fonksiyon nedir? Tanım kümesi, görüntü kümesi nedir? Hepsini yapıyoruz ama tam anlamıyla anlatımlarımıza 3 video sonra başlayacağız. 3 video sonra işte artık bu bilgilerimizin üstüne 9. sınıfın yeni müfredatındaki şeyleri atacağız. Ama buraları bilmiyorsan orası senin için çok zor olacak. Ve onu geçtim. Üniversite sınavı senin için çok zor bir şey olacak. Çünkü burada bilmediğiniz, 8. sınıfta görmediğiniz bazı şeyler var. Biliyormuşçasına anlatılıyor sizlere. Her yerde öyle. Selim hocanız sizlere öyle yapmıyor ama. Şimdi geldik çok önemli bir noktaya. Aslında 9. sınıf müfredatına tam anlamıyla iyice girişi yapıyoruz. İşte doğrusal fonksiyon nedir ona diyeceğiz. Şimdiye kadar doğrusal ilişki dedik. Şimdi doğrusal fonksiyon dedik. Aslında çok bir şey değişmediğini göreceğiz. Tanım kümesinin, değer kümesinin, görüntü kümesinin ne demek olduğuna bakacağız ve birlikte olayı bitireceğiz. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Gel bakalım. Neler varmış şimdi doğrusal fonksiyon diyoruz ve güzel güzel bazı şeyler çıkacak karşımıza. Şimdi iki değişken arasındaki doğrusal ilişki doğrusal fonksiyon olarak ifade edilir. Şimdiye kadarki derslerimizde ilk üç dersimizde doğrusal ilişkinin ne olduğunu söylemiştik. Neydi doğrusal ilişki? Y eşittir AX artı B şeklindeki ilişkiye Doğrusal ilişki demiştik grafiğinin nasıl çizildiğine bakmıştık. Bundan sonrası da tamamen o ilk 3 videodaki anlattığım semeller üzerine kuruluyor. Eğer onları bilmiyorsan hemen gidiyorsun ilk 3 videoyu dinliyorsun. Oynatma listesi var arkadaşlar. Oynatma listesinden takip ediyorsunuz. Şimdi y eşittir ax artı b. X'in adı neydi burada? Bağımsız değişken, y'nin adı bağımlı değişkendi. Şimdi fonksiyonlar deyince y eşittir f diye bir tanım yapacağız. Yani artık doğrusal ilişkiden dışarı çıkıp fonksiyonlara geçiş yapacağız. Yani çok fazla y kullanılmayacak. y'nin üstüne çarpacağız. atacağız y gördüğümüz yerlere fx yazacağız. İşte fx eşittir ax artı b ifadesine bir doğrusal fonksiyon diyeceğiz. Niye? Bunun grafiğini çizdiğimizde çünkü bir doğru oluyordu. Ne yapmıştık arkadaşlar? X'lere değer verip Y'lere hesaplamıştık. Şimdi X'lere değer verip FX'lere hesaplayacağız. Tamam. O zaman A sıfırdan farklı olmak üzere FX eşittir AX artı B kuralı ile verilen fonksiyona ne diyoruz biz? doğrusal fonksiyon. Doğrusal fonksiyon kelimesi karşınıza geldiğinde ax artı b kullanılır veya şunu da çok fazla kullanırız. fx eşittir mx artı n. Yani sadece harf değişti bir şey değişen yok. Şimdi demiştik ki doğrusal ilişkide bağımsız değişken ve bağımlı değişken vardı. Bir fonksiyonda bağımsız değişkenin alabileceği tüm değerler... Bu fonksiyonun tanım kümesi diyoruz artık bizim bağımsız değişkenlerimizin adı tanım kümesi olacak. Yani girdilerimizin adı neymiş? Tanım kümesi. Bütün girdilerin oluştuğu küme. Tamam. Adlandırılır. Bağımsız değişkenin alabileceği tüm değerlere karşılık bağımlı değişkenlerin alabileceği tüm değerlere ise ne diyeceğiz arkadaşlar? Görüntü kümesi, çıktılar. Bağımlı değişkenlerin oluşturduğu kümenin adı neymiş? görüntü kümesi ve bundan sonra tanım kümesi ve görüntü kümesi adını çok fazla duyacaksınız. Aşağıda mantıklarını anlatacağım. Hatta şurada hemen göstereyim bakın. Fonksiyon dediğimiz şey bir makine gibidir dedik arkadaşlar. Hocam ne makinesi ya? Nereden çıktı? Bak. Günlük hayatımızda fonksiyon kelimesini hiç kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz bak. Kalemin bir fonksiyonu var. Ne işe yarıyor? Yazı yazmaya. Mısır patlatma makinesinin bir fonksiyonu var. Ne işe yarıyor? mısırı patlatmaya. İşte kıyma makinesinin bir fonksiyonu var. Ne işe yarıyor? Kıyma yapmaya. He, o zaman gel sana bir kıyma makinesi çizeyim. Bak, şöyle sana bir kıyma makinesi çizdim. Buradan girişlerim var, buradan çıkışlarım var. Buradan girdilerim giriyor. Tamam mı? Bak, buradan girdilerim giriyor. Kimler giriyor? X'ler. Yani neler giriyor? Bağımsız değişkenlerim giriyor. Dışarı çıkacak. Şimdi bu makinenin adı eğer kıyma makinesi ise bu kıyma makinesi ise girdi olarak neyi kullanırız biz? Eti kullanırız. Çıktı olarak ne çıkar? Kıyma çıkar. İşte benim buradaki etim bağımsız değişkenim. Kıyma dediğim ise bağımlı değişkenim. Biz kıyma makinesinin içerisine ayakkabı atarsak kıyma çıkarır mı dışarı? Çıkarmaz. O yüzden bizim için girdilerimiz, bağımsız değişkenlerimiz önemlidir. İşte o yüzden Girdilerin olduğu kümenin adı tanım kümesi. Girdileri içeri attığımızda dışarı çıkanların kümesinin adı görüntü yani onların sonuçları. Peki hocam fonksiyonlarla makinenin ne alakası var? Bu sefer de sayı makineleri yapıyoruz. Diyor ki mesela bize fx makinesi diyor. fx makinesi 2x olsun diyor ki. Ben diyor bu sayı makinesinin içerisine diyor x'leri atacağım. Makine ne işe yarayacak? X'leri diyor 2 ile çarpıp dışarı çıkaracak diyor. Bak o zaman içeri girdilerim giriyor. X'lerim giriyor dışarı Y'lerim. Yani bağımlı değişkenlerim çıkıyor. Mesela X eşittir 3'se, 3 ise. 3'ü makinenin içerisine attım bu makinenin içerisine. 2 ile 3 çarpıldı 6 diye çıktı bak. 3 6 diye çıktı. İşte 3'ün görüntüsü neymiş? 6'ymış. Görüntüsü içeri attıktan sonraki oluşan sonuçlardır. Mesela içeriye kimi atalım? Eksi 5'i atalım. Attım eksi 5'i içeri. Ne ile çarp diyor? 2 ile çarp. Çarptım, eksi 10 olarak çıktı. Eksi 5'in görüntüsü eksi 10'muş. Yani bunlar girdilerimiz, x'lerimiz, girdilerimiz. Ne kümesi? Tanım kümesi, içeri attıklarımız. Dışarı çıkanlar y'lerimiz. Yani fx'lerimiz. Bunlar ne? çıktılarımız bağımsız değişkenlerimiz yani diğer adı artık kullanacağımız adı ne peki görün tükmesi. İçeri attıklarım ne? tanım kümesi diyeceğiz. Hadi gel üstünden geçelim o zaman. X'lerimiz girdiler. F makinesinin içerisine girecekler. Dışarı f(x) diye dışarı çıkacaklar. X'lerin isimleri bağımsız değişkenler. Bağımsız değişkenlerin oluşturduğu kümenin adı tanım kümesi çıktılar. Bağımlı değişkenlerin oluşturduğu kümenin adı görüntü kümesi olacak. Hepsini detaylıca yapacağız merak etmeyin. Diyor ki y eşittir fx olarak tanımladığımız fonksiyonda x değerlerine bağımsız değişken y değerlerini ise x'in aldığı değerlere bağımlı olarak değiştiği için bağımlı değişken denir. Hadi gel bir makine sana. Şimdi diyor ki Yukarıda x bağımsız ve y eşittir fx bağımlı değişkenleri kullanarak oluşturulan bir şekil gösterilmiştir. Bir fonksiyon, bir makine gösterilmiş. Diyor ki arkadaşlar şurası yanlış yazılmış. 2 tamam mı? Makinenin içerisine ne attık? Biz x'leri atacağız. Girdilerimizi atacağız. Bağımsız değişkenleri. Makine ne yapacakmış? X'lerin 2 katını alacakmış. 2 katı çıktılar oluşacak. Buna göre x bağımsız değişkenlerinin yerine 1 2 3 4 5 sayıları yazılırsa f(x) bağımlı değişkenlerinin alacağı değerleri sırasıyla bulalım. Yani diyor ki benim tanım kümem şu olsun diyor. İçeriye 1'i at, 2'yi at, 3'ü at, 4'ü at ve 5'i at. İşte biz buna A kümesi diyeceğiz mesela. Fonksiyonu f ile göstereceğiz. Bizim nelerimiz oluşacak? Görüntülerimiz oluşacak. 1'in görüntüsü nedir? Ne yapıyorduk içeri atılanı? 2 katını alıyorduk. O zaman 1'in görüntüsü 2. 2'nin 2 katını aldım, görüntüsü 4. 3'ün 2 katını aldım, görüntüsü 6. 4'ün 2 katını aldım, görüntüsü 8. 5'in 2 katını aldım, görüntüsü 10 olmuş oldu. İşte makinenin görevi. Ne yaptırıyor? çiğri yirenin iki katını aldırıyor. İşte biz buna diyeceğiz ki arkadaşlar ne makinesi bu? FX makinesi. F'in içerisine bak. F X makinesi. Makine bu. Makine bu bak. Makine bu. Bu makinenin içerisine kimi attım? Biri attım. Ne oldu o zaman? F 1 oldu. Dışarı ne çıktı? 2. İki. F 1 2'dir diyeceğiz. İçerisine 2'yi attım. Bak makinenin içerisine 2'yi attım. F2 oldu. Makinenin içerisinde 2 var artık. 2 fonksiyonum 2x fonksiyonuydu. Yani şu fonksiyon bakın. Fx eşittir 2x. Sen diyor içeriye attığın her x'in 2 katını alırım ben diyor. 2'yi attım 4 olarak çıktı. Makinenin içerisine 3'ü attım 6 olarak çıktı. Makine içerisine 4 attım 8 olarak çıktı. Makinenin içerisine son olarak 5'i attım. 10 olarak dışarı çıktı. Olayım bu işte. Olayım bu. Tanım kümesi ve görüntü kümesinin de ne demek olduğunu güzelce anlamış oldun, değil mi? Arkadaşlar, bırıp bırıp ediyor şunu bir kapattım. Gel bakalım. Fonksiyonları diyor ki fonksiyonları dur, dur. Heh. Fonksiyonları basit temsili bir makineyle e, ifade edebiliriz diyor. Güzel. Aşağıdaki bir fonksiyon makinesi ve bu tabloda bu makinenin girdi ve çıktı değerlerinin bazıları verilmiştir diyor. Tamam. Ben makinenin içerisine girdilerimizi atıyormuşum. X'ler girdilerimiz. f(x)'in içerisine giriyor, y olarak çıkıyor. Böyle bir makine varmış. Diyor ki, f(x) bir doğrusal fonksiyon olduğuna göre f(x) fonksiyonun kuralını ve a'yı, b'yi bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar bunu önceki derslerimizde yapmıştık. Bir doğrusal fonksiyon varmış. Şimdi sana iki şekilde çözeceğim. İkisini de öğrenmen istiyorum. Bir kısa yolum bir uzun yolum. Hadi gel bakalım. Girdimiz x. x neymiş arkadaşlar önce? Sıfırmış. x sıfır olduğunda çıktımız y'miz. Şöyle yapayım hadi. Şöyle yapayım. Şurayı sileyim. Buralarımız x'lerimiz olsun. Buralarımız y'lerimiz. x sıfır olduğunda sonucu ne olmuş? 5 olmuş. x eksi 1 olduğunda bak x eksi 1'e düştü. Girdimiz eksi 1'e düştü. Çıktığımız 4'e düştü. Dikkat et şimdi bak x sayısı 1 azaldı. Bak x 1 azaldığında x 1 azaldığında y nasıl değişti onu söyle bana. Y değeri o da 1 azaldı. 1 azaldı. O zaman x 1 arttığında x 1 arttığında x 1 arttığında y de ne yapacaktır? 1 artacaktır. Tamam. Bizim doğrusal fonksiyonumuzun genel kalıbı ...y eşittir a x artı b idi. Yanına f x de yazabilirsin y yerine. Şimdi o zaman buradaki y x bir arttığındaki y'deki değişim miktarı bize a'yı veriyordu. Yani y eşittir x artı b'dir bu. Hocam b'yi nasıl bulacağım? Bak x yerlerine sıfır yazdığımda yani f sıfırın kaç olduğunu biliyorum ben 5. Bak o zaman sıfır yazdığımda sonucun... 5 olması lazım. Bak x yerine 0 yazdım. 0 yazdım. Şöyle temizleyeyim üstünü. Şöyle üstünü temizledim. X yerine 0 yazınca y kaç olmuş? 5. Bak 0'a 5 olmuş. O zaman 5 olabilmesi için buranın 5 eşittir b olmuş oldu. Yani bu fonksiyonumuz y eşittir x artı 5 fonksiyonuymuş bulduk. Her şey bitti. O zaman gel şimdi soruyu çözelim. Diyor ki bu fonksiyonun kuralını bul diyor. O zaman kuralım e, fx eşittir x artı 5. He şunu gören direkt de söyleyebilir. Bu bunun bu bunun kaç fazlası? 5 fazlası. Bu bunun kaç fazlası? 5 fazlası. x artı 5 diyebilir ama daha karmaşıkları çıktığında yamulup kalma. Diyor ki 2 girdi olsun diyor. Sonucunu bul diyor. O zaman girdi yerine 2 yazıyorum. Yani soru benden F2 istiyor. 2 artı 5. Sonucum ne oldu? 7. Hop bunun 7 olduğunu biliyorum. 5 yaz diyor. Şimdi girdi olarak 5'i kullan diyor. Bu sefer X yerine 5 yazıyorum. F5 oldu. Ne yapıyorum? 5 artı 5'ten sorumun cevabı 10 olmuş oldu. A'yı da B'yi de buldum. Ama bu soruyu hiç ağrısız bir şekilde çözmek istiyorsan. ilerideki sorularda daha rahat çözmek istiyorsan şunu yap. Bak şunu yap direkt. Şimdi bir kere soruda doğrusal fonksiyon diyor mu? Diyor. Doğrusal fonksiyon kelimesi geçtiğinde fx eşittir ax artı b'yi kullanacağını unutma. Bak Fx eşittir ax artı b. Hemen doğrusal fonksiyon kelimesi geçiyorsa bunu kenara alacaksın. Şimdi şuradaki bilgileri oku. Ne olmuş? sıfır girmiş içeri. Yani F sıfır sonucu kaç olmuş? Beş. Girdi olarak kim girmiş? Eksi bir. Hop eksi bir makineye atlıyor. Sonucu da dört oldu diyor. Şimdi bu bilgileri kullan. Hadi başlayalım. Nasıl kullanacağım? Geleceğim bu fonksiyonda makineye sıfır atacağım. Attım makineye sıfırı. Ne oldu burası? F sıfır oldu. Sıfır attım buraya. Bak sıfır çarpı A gitti. Sıfır yaptı. Artı B. F 0'ın kaç olduğunu biliyordum. Ben 5. Bak o zaman B eşittir 5 oldu. B'yi buldum bile. Diyor ki bu makineye bir de eksi 1 at diyor. Bak x yerlerine ne yazıyorum? Eksi 1. Makineye eksi 1 atıyorum şimdi. Eksi 1, eksi 1. X yerlerine eksi 1 yazıyorum. O zaman F. Eksi 1 oluştu. Eksi 1 ile A'yı çaptım. Eksi A yaptı. Yanında artı B var eşittir. Sonucun kaç olduğunu biliyorum. 4. Hop 4. Ben yukarıda B'yi 5 buldum mu? Buldum. B yerine 5'i yazdım. Karşı eksi olarak attım. Eksi A eşittir. Eksi 5 olarak geçti. Eksi 1 yaptı. O zaman A dediğimizde 1 oldu. Şimdi bu fonksiyonda A yerine 1, B yerine 5 yazacağım. Fx eşittir. A yerine 1 yazdım. X. B yerine 5 yazdım fonksiyon karşımda. A'yı B'yi buldum. A'mız 1, B'miz 5. Gerçi buradaki A, B, O, A, B değil arkadaşlar. Fonksiyonu buldum. Tamam mı? Yani bu A ile B, O, A ile B değil. Fonksiyondaki A ile B bunlar. Şimdi ne istiyor soru benden? 2 at sonucunu bul diyor. Hemen 2'ye atıyorum. F2. 2 artı 5'ten sonucu 7 yaptı. 5 at diyor. Atıyorum 5'i. Beşi. 5'in sonucunu soruyor. 5 atınca ne diye çıkar diye soruyor. Makineye 5'i de attım. 5 Beş artı 5'ten onun sonucunda 10 on olduğunu buldum. Bu yöntem bütün soruların çözümleri için doğru yöntemdir. Hadi gel bakalım şimdi buna. Diyor ki aşağıdaki fonksiyon makinesine giren x sayıları 3x artı 1 olarak dışarı çıkıyor. Yani kuralı söylemiş. Fx içeriye ben x'i atarım dışarı demiş. 3x artı 1 olarak dışarı çıkar. İçeri girenlerin hepsinin 3 katının bir fazlasını al demiş. Bu fonksiyon makinesine kümesinin elemanları girdi olarak kullanıldığında çıktı kümesini bulunuz diyor. Yani bize tanım kümesini söylemiş. Bakın A kümesi tanım kümesi demiş. Eksi 1, 0, 2, 5. Tanım kümesinin elemanları bunlar diyor. Bunların diyor gittiği görüntüleri bul bana diyor. Eksi bir kime gider? Sıfır kime gider? İki kime gider? Beş kime gider? Görüntülerini bul diyor. O zaman makinenin içerisine eksi bir atarak başlıyorum. F eksi bir. Ne olacak? Üç ile eksi biri çarpacağım. Bir ekleyeceğim. Eksi üç artı birden ne yaptı? Eksi iki. Eksi bir eksi ikiye gitti. Makinenin içerisine ne atıyorum şimdi? Sıfır. Hop f sıfır. X gördüğüm yerlere ne yazıyorum? Sıfır. Üçle ile sıfırı çarptığım zaman sıfır yaptı. Artı birimiz var bir. Hop bire gitti. Makineye başka ne atlıyor? İki atlıyor. Hop iki atıyorum. X yerlerine ne yazıyorum? İki. F iki yaptı burası. Üç çarpı iki artı bir. Altı artı birden o da yedi yapmış oldu. Sonuncuya geldik. Beş atlıyor bir de. X yerlerine ne yazıyorum? Beş. Hop F5 karşımda. 3 ile 5'i çarpacağım 15. 1 ile toplayacağım 16. 5 de 16'ya gitti. İşte bu fonksiyonun görüntü kümesi diye sorarsa sana. Görüntü kümesini eksi 2, 1, 7 ve 6, 16 olarak bulduk. Görüntü kümesini de şöyle gösteririz. Onu da göstereyim. Makinemiz F ya. Bu kümenin adı neydi? A kümesiydi. A kümesinin bütün elemanlarını attım makinenin içerisine. Sonuçlarımda neler çıktı? Eksi 2, 1, 7 ve 16 çıktı. İşte görüntü kümesi olarak da sorarsa F A demektir. A'nın elemanlarını makineye at. Sonuçlar neler çıktı diye soruyordur. Hemen ilerledim. Al sana bir makine daha. Aşağıdaki fonksiyon makinesine giren x değerleri 2x eksi 6 olarak dışarı çıkmaktadır diyor. X'leri atıyorum. 2 katının 6 eksi alınıyormuş. Yani fx eşittir 2x eksi 6. Şimdi çok dikkat et. iş birazcık değişti. Bu fonksiyon makinesinden 2, 4, 6, 8 çıktıların kümesi olduğuna göre girdi kümesini bulunuz diyor. Yani bu sefer dışarı çıkanları vermiş bak. Tanım kümesi varmış neler olduğunu bilmiyorum. Görüntüyü söylemiş. Yani 2, 4, 6, 8. Çıktıların kümesini söylemiş. Çıktıların kümesi neydi? Görüntü kümesi. O zaman ben x yerine ne yazarsam 2 olur. x yerine ne yazarsam 4 olur. x yerine ne yazarsam 6 olur. x yerine ne yazarsam 8 olur diye düşüneceksiniz. Ha. O zaman ne yapacağım? 2x eksi 6 idi ya benim fonksiyonum. Onu 2'ye eşitleyeceğim. Bunu 2 yapan sayıyı bulacağım. Attım karşıya artı olarak geçti. 2x eşittir 8, her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman 4. Bak, tanım kümesinde 4 varmış. Çünkü 4 yazdığım zaman 4 ile 2'yi çarpıyorum 8, 2 diye dışarı çıkıyor. Başka? Hocam, o zaman 2x eksi 6'yı diğer görüntü elemanıma eşitliyorum 4'e. Artı olarak karşıya geçti 2x eşittir 10 yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman x dediğimiz ne yaptı? 5. 5 atarsam 4 diye çıkıyormuş. Başka? 6 diye ne çıkar? O zaman 2 x 6'yı 6'ya eşitliyorum. Attım karşıya. 2x eşittir 12 yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman 6. O zaman bu 6. Şu 8'i niye yazdım ben oraya? Şunu sil. Şurayı da düzeltim. 8. Heh. Sonuç ne zaman 8 olur? 2 x 6 eşittir 8. Attım karşıya. 2x eşittir 14 yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman x7. İşte bu fonksiyonun tanım kümesine a dersek a kümesi neymiş arkadaşlar? 4, 5, 6 ve 7'ymiş. Bu fonksiyonun görüntü kümesi f'i makinesinin içerisine a'ları attım. Görüntü kümesi 2, 4, 6 ve 8. 6. Zaten görüntü kümesini soru bize söylemişti. Tamam mı? Girdiler, çıktılar. Önceki dersteki yaptıklarımı biliyorsan bunlar çok kolay. Geldim 28'e. Şimdi diyor ki f fonksiyonun diyor eksi bir sıfır iki. Bu tanım kümesidir arkadaşlar. Bu kümenin adı tanım kümesidir. Sana makine olarak vermeyecek her zaman. Diyor ki ben fonksiyonumun kuralı da diyor x'lerin diyor eksi iki katını alır. Sonra bir ekler diyor olarak tanımlanıyor. F fonksiyonunun görüntü kümesinde bulunan elemanların toplamı kaçtır diyor. Tanım kümesi bu. Yani diyor ki bana benim elemanlarım nereye eşlenecek diyor. Eksi 1 kime gidecek? Sıfır kime gidecek? 2 kime gidecek diyor F fonksiyonunda. Hadi bitirelim o zaman. F 1. Makinenin içerisine eksi 1'i attım. Eksi 2 ile 1 çarpıldı. 2 yaptı. Artı 1 var yanında 3. Eksi 1'in gittiği eleman 3'müş. Başka? Sıfır kime eşlenir diye bakıyorum. Makineye sıfır attım. O zaman eksi 2 çarpı 0 artı 1 yaptı. Burası zaten 0 1 ile topladım. Burası 1 yaptı. O zaman 0 1'e gitti. Son olarak geldim 2'ye. Makineye 2 attım. Ne oldu? F, F, 2 yapıyorum. Şimdi bak başında şöyle üstünü temizleyeyim kafanız karışmasın. Silgim gel ya gel ya gel ya. <laughs> Aldım silgimi. X yerine eksi 2 yazdım. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarptım. 4 yaptı. Artı 1 ne oldu? 5'e gitti. <laughs> Gittik 3 yazdık. Bitti. Fonksiyonun görüntü hükmesi 3, 1 ve 5'ten oluşuyormuş arkadaşlar. Tamam mı? Var mı anlaşılmayan eksi bir şey? 1 yazdık. Sonra 2 yazdık. Pardon arkadaşlar ben niye eksi 2 yazdım ya? 2. 2 yazacaktık. Sonucu yanlış yapmışım arkadaşlar. 2 yazıyorum. Ben eksi 2 yazmışım. Ne yazacağım x yerlerine? 2 yazacağım. Yani f2'yi bulacağım. Eksi 2 çarpı 2 artı 1. Eksi 2 ile 2'yi çarptım eksi 4. Artı 1 var yanında eksi 3. O zaman sildim şurayı. 2 kime gitti? Eksi 3'e gitmiş oldu. Eksi 1 kime gitti? 2 artı 3'e gitti. Tamam. Geldim 29'a. Diyor ki. Görüntü kümesi olan f fonksiyonu olarak tanımlanıyor. F fonksiyonun tanım kümesini bul diyor. Ha, Bak diyor ki benim F fonksiyonumun görüntüsünü biliyorum ben diyor. Yani eksi 2, eksi 1, sıfır 1. Kimler bunlara geldi diye soruyor. Tanım kümesini soruyor. Ne yapacağım o zaman? F fonksiyonun sonucu ne zaman eksi 2 oldu diye bakacağım. X artı 2, X artı 2 değilmiş. X artı 3 fonksiyonum. Ne zaman eksi 2 olur? Karşı eksi olarak geçti. X eşittir eksi 5 yaptı. O zaman burası eksi 5 yazarsak eksi 2 oluyor. Ne zaman sonucum eksi 1 olur diye bakacağım. X artı 2'yi, X artı 3'ü eksi 1'e eşit diyorum. Artı 3 karşı eksi 3 olarak geçti. X eşittir eksi 4 yaptı. Bak eksi 4 eksi 1'e gidiyormuş. O zaman sonucum ne zaman 0 olur diye bakıyorum. X artı 3'ü Sıfır eşitledim. Attım karşıya. X eşittir ne yaptı? Eksi 3. Eksi 3. Tamam. Sonuncusu. Sonucum ne zaman 1 olur diye bakıyorum. X artı 3'ü 1 eşitliyorum. Attım karşıya. X dediğimiz eksi 2 oldu. Bitti. Tanım kümemiz neymiş? Eksi 5. Eksi 4. Eksi 3. Ve eksi 2'den oluşan 4 elemanlı bir kümeymiş. Tamam mı? O zaman benimle beraber tekrar. Bir fonksiyonun girdileri yani tanım kümesi verildiğinde fonksiyonda x yerlerine bunları yazıp sonuçlarını hesaplıyorsun. Ama görüntü kümesini verdiyse veya çıktıları verdiyse sana çıktıları bu sefer fonksiyonu o çıktılara eşitleyip acaba x yerine ne yazmışız diye bakıyorsun buradaki yaptığımız gibi. Haydi o zaman ilerlemeye devam edelim. Ne oldu ya? Gel. İlerledik. Şimdi Yine arkadaşlar bu yıl size öğretmenleriniz kabaca anlattı bunları ama aslında 8. sınıfın yeni müfredatından bilmeniz gereken durumlarımız var. Aslında yaptık bunları şöyle biraz pratikleşelim. Birazcık soru çözme yeteneğimizi geliştirelim. Ondan sonra daha farklı sorulara da geçeceğiz. Şimdi demiş ki bana fx fonksiyonunu söylemiş. Bunları bul demiş. Yani makine bu. Makinenin içerisine eksi 3 yap diyor. Bunun eksi 3 olabilmesi için x gördüğüm her yere ne yazıyorum? Eksi 3. O zaman 2 çarpı eksi 3 artı 7. 2 ile eksi 3'ü çarptığımız zaman ne yapıyor? Eksi 6. Yanında artı 7 var. Hop sonucumuz ne yaptı? 1 yaptı. Makinenin içerisine eksi 1 yap diyor. Yani x'lere eksi 1 ver diyor. O zaman geliyorum x'lerine eksi 1 yazıyorum. 2 çarpı eksi 1 artı 7. Eksi 2 yaptı artı yedimiz var. Beş yaptı. Makinenin içerisine diyor sıfır at diyor. X gördüğüm yerlere sıfır yaz diyor. İki çarpı sıfır artı yedi. Hop burası da yedi yaptı. Makinenin içerisinde X yerlerine ne yaz diyor? Beş yaz. X yani içeriği beş yap diyor. X gördüğüm yerlere beş yazıyorum o zaman. Yazdım. İki ile beşi çarptım. Yedi ile topladım. Ne yaptı? On yedi yapmış oldu. Buraya bir şey daha ekleyeyim arkadaşlar. E şıkkı ekleyeyim. Bize f x artı 2 fonksiyonunu bul dedi. Bak bunu bul dedi. Benim elimde ne var? F x var değil mi? İçeride neye eşitmiş? 2 x artı 7'ye eşitmiş. Şimdi diyor ki f yani x, x, x artı 2'yi bul. Yani x'ler bak içerideki x'ler x artı 2'ye dönüşsün diyor. Sakın 2 yazma. Bak bu x'i neye dönüştürmem gerekiyor? x artı 2'ye dönüştürmem gerekiyor. O zaman her x gördüğüm yere x artı 2 yazacağım. Başlıyorum. x gördüm yerine x artı 2 yazdım. Eşittir. x gördüm yerine ne yazacağım? x artı 2. O zaman 2 parantez içerisinde x artı 2 artı 7. Tamam mı? Bu da gelir karşınıza. İçeri dağıttım. 2x. 2 ile 2'yi çarptım. 4 yaptı. 4 ile de 7'yi topladım. 11 yaptı. Bir tane de F yazayım hadi. Desin ki bize F içerisinde 2x eksi 5'i bul dedi. Bunu bul. Şimdi ben neyi biliyorum? Fx fonksiyonunu biliyorum. Neye eşit? 2x artı 7'ye eşit. Ben içerinin x olduğu durumu biliyorum. İçerisi 2x eksi 5 olsun diyor. O zaman x gördüğüm buradaki x gördüğüm her yere 2x eksi 5 yazacağım. Bak x göreceğim yerlere 2x 5 yazacağım. F içerisinde 2x 5. Tamam eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 2x eksi 5 artı bir de 7'miz var. Bak buradaki x gördüğüm yere 2x eksi 5'i yazdım. O zaman f 2x 5 eşittir. İçeri dağıt. 4x yaptı burası. Şurası eksi 10 yaptı. Eksi 10 ile 7'yi topladığımız zaman eksi 3. Bunlar da karşına gelir. Dikkat et. Şimdi geldim 31. soruya. Dikkat dikkat dikkat. Bu sefer fx vermedi. İçeride x artı 2 yazıyor. Hocam ne yapacağız korkma. Burayı eksi 3 yapmaya çalışacağım. Bak öncekilerde bize fx'i vermişti. fx'i vermişti. Şöyle üstünü temizleyeyim. fx'i vermişti. f FX eksi 3'ü soruyordu. Eksi 3 olabilmesi için burada x yerine eksi 3 yazmam gerekiyordu. İçerisi eksi 3 olsun diye. Burada bak burada eksi 3 yazarsan Eksi 3 ile 2 de toplanır. İçerisi eksi 1 olur. F eksi 1'i bulmuş olursun. Tuzağa düşme. Şimdi sana böyle bir fonksiyon verip F eksi 3'ü sorduysa şunu yapacaksın. Ben X artı 2'yi ne yapmak istiyorum? Eksi 3. İçeridekini eksi 3 yapmak istiyorum. O zaman bu artı 2'yi karşıya alacağım. X eşittir. Eksi 3 eksi 2'den eksi 5 yapacak. Yani X gördüğüm her yere eksi 5 yazmalıymışım artık bitti. Geliyorum burada x gördüğüm her yere eksi 5 yazıyorum. Eksi 5 yazınca içerisi f eksi 3 oldu. Ben eksi 5 yazmaya devam ediyorum. 3 de eksi 5'i çarptım. Eksi 15 yanında artı 4 var. F eksi 3 dediğimiz eşit oldu. Eksi 11 bu kadar. Hemen B şıkkını herkes kendisi denesin bakalım. F eksi 1'i istiyor içeriği x artı 2'yi eksi 1 yapan değeri bulmaya çalışacağım. x artı 2 eşit olmalı eksi 1'e. Attım karşıya x eşittir eksi 1 eksi 2'den x yerlerine ne yazmalıymışım? Eksi 3 yazmalıymışım. O zaman geliyorum burada x gördüğüm her yere eksi 3 yazıyorum. Eksi 3'te 2 toplanınca zaten F eksi 1 yaptı. Ama ben x yerlerine eksi 3 yazmaya devam ediyorum. Ha, sakın içerisi eksi 1 oldu diye eksi 1 falan yazma. X yerine ne yazıyorsan onu yazacaksın. Ne oldu? 3 ile eksi 3 çarpıldı. Eksi 9. Yanında artı 4 var. Sonucumuz eksi 5 oldu. Kim? F eksi 1 5. eksi 5. Geldim C şıkkına. Hadi kendiniz yapın ne olur. Ne diyor şimdi? Bana diyor F sıfırı bul bunun içerisini x artı 2'yi 0 yapan değeri bulacağım. Gördünüz mü? Eksi 2 0 yapar. Direkt x yerlerine eksi 2 yazacaksın. Göremediysen x artı 2 şöyle bir tık yukarı kaldırayım. Eşit olmalı 0'a. Attım karşıya x gördüğüm yerlere ne yazmalıyım? Eksi 2. Geldim x yerine eksi 2 yazdım. x yerine eksi 2 yazdım. Toplandı içerisi f 0 yaptı eşittir. 3 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 6 yanında artı 4 var. Eksi 2. F sıfırımız eşitmiş. Eksi 2'ye. Geldim sonuncuya. Diyor ki F5'i bul bana diyor. Bak F5. İçeriği diyor 5 yap. X yerine kaç yazarsam 5 oluyor? 3. Gören direkt yazsın. Bütün X yerlerine 3 yazsın. Ama uzun uzun da yapalım. X artı 2'yi 5 yapmak istiyorum. Attım karşıya X yerlerine ne yazacağım o zaman? 3 yazacağım. Hadi gel bütün x yerlerine 3 yazdım. İçerisi f 5 yaptı 3 yazınca bak. 3 ile 2'yi topladım 5 yaptı. 3'te 3 ile 3'ü çarptım 9. Yanında artı 4 var. F 5 dediğimiz 13'e eşit oldu. Bu da bitti. Tamam mı? Anlaşıldı değil mi? Bunlar bizim için çok önemli. 32. Bu da önemli. Aslında bunu da yaptık ha. Görüntü kümesi bulmak mantığı. Diyor ki fx fonksiyonun kuralı bu. Makine şu işe yarıyor diyor. Sayıyı dörtle çarpıyor iki eksiğini alıyor. Buna göre fx eşittir eksi iki. Fx eşittir on. Bunları sağlayan x bağımsız değişkenlerini bul. Aslında bunu yaptık biz ha. Diyor ki bizim bir tanım kümemiz var diyor. Bu tanım kümesine karşılık sonucum diyor. Eksi iki oldu benim diyor. Sonucum on da oldu diyor. Sonucum eksi on sekiz de oldu diyor. Sonucum eksi altı da oldu diyor. Buna karşılık tanımları kim bunların? Bunları bul bana diyor. Yani X yerlerine bir şey yazdırtmamış. Sonuçları eksi 2 olmuş. O zaman bunu eksi 2 eşitliyorum önce. Diyorum ki 4x eksi 2 eşittir eksi 2. Attım karşıya 4x eşittir 0, x eşittir 0. Demek ki bunu eksi 2 yapan x değeri 0. Diyor ki sonucu 10 yapanı bul diyor. O zaman buradaki 4x eksi 2'yi 10'a eşitliyorum. Attım karşıya. 4x eşittir 12 oldu. Her iki tarafı 4'e böldüm. x eşittir 3. Bu da 3'müş. Sonuca eksi 18 yapanı bul Bunu o zaman eksi 18 eşitliyorum. 4x eksi 2 eşittir eksi 18. Eksi 2 karşıya artı 2 olarak geçti. 4x eşittir eksi 16 yaptı. Tamam mı? O işlemleri yapabiliyorsunuz değil mi? Artı 2 olarak geçiyor. Eksi 18 artı 2 gitti. Her iki tarafı 4'e böldüğüm zaman x eksi 4. Bu eksi 4 iken oluyormuş. Sonuncusu eksi 6 yapan. O zaman buradaki 4 x eksi 2'yi eksi 6 eşitledim. Eksi 2 karşıya artı 2 olarak geçti. 4 x eşittir. Eksi 6 ile 2'yi topladım. Eksi 4. Her iki tarafı 4'e bölünce x'in eksi 1 olduğunu buldum. X bağımsız değişkenlerini bulduk. Bunu yapan sıfırmış. Bunun cevabı 0. Bununki 3. Bununki eksi 4. Bununki de eksi 1. Bu da bitti. Geldik şimdi. Önceki derslerimizde doğrusal ilişki diyerek yaptıklarımızı şimdi doğrusal fonksiyon diye yapacağız arkadaşlar. Oradaki anlattıklarım o yüzden önemliydi. Şimdi kolay kolay yapacağız. Diyor ki doğrusal e, şey doğrusal fonksiyonda aşağıdaki tabloyu doldurup koordinat düzleminde gösteriniz. Bir kere ben size grafiğin nasıl çizeceğini göstermiştim. Önce hızlıca grafiği çizelim. fx denilenin adı y'ydi değil mi? y eşittir. 2x eksi 2. Önceki videoyu dinlemeyenler için de yine üstünden geçeceğiz. Şimdi biz doğru denkleminin verildiğinde grafiğini çizerken önce x'lere 0 değeri verip y eksenini kestiği yeri buluyorduk. X'e 0 değerini verdim, y eşittir direkt eksi 2 yaptı. Yani şöyle yukarıda kaldırayım hadi. Y eksenini grafiğimiz nerede kesecekmiş? Eksi 2'de. Sonra ne yapıyorduk? Bir de Y yerlerine 0 yazıp x'leri buluyorduk. Y yerine 0 yazdım. 0 eşittir 2x eksi 2. Eksi 2 karşı artı 2 olarak geçti. 2 eşittir 2x. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman x1. x ekseninde 1 de kesiyormuş. O zaman grafiğim artık karşımda. x eksenini 1 de y eksenini eksi 2 de kesen 1 doğru. Tamam. Yani aslında buradaki yaptıklarımız doğrusal ilişkinin birebir aynısı. Hadi şimdi buna bakalım. Diyor ki x yerlerine eksi 1 yaz diyor. x yerlerine eksi 1 yazınca f eksi 1 olacak değil mi? Bak makineye eksi 1 at diyor. Hadi atalım makineye eksi 1'i. 2 ile eksi 1 çarpıldı. Eksi 2. Eksi 2 daha var yanında. Eksi 4. Yani eksi 1 için sonucumuz. Hatta kaldırayım şöyle. Eksi 1 için bakın göstereyim. Eksi 1 için sonucumuz eksi 4'müş. Bak eksi 1'e eksi 4. Tam burası gördünüz mü? Şöyle geliyor. Hop, 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 bak doğrunun üstünde bir nokta bu kadar. Sıfır ver diyor şimdi. X gördüğüm yerlere ne yazıyorum? Sıfır. Makineye sıfır atıyorum. Ne oldu? F sıfır oldu. Bak X yerlerine sıfır yazınca burası sıfır oldu. Ne kaldı sadece? Eksi iki. Bak X yerlerine sıfır yazdım. Sıfıra eksi iki oluştu burası. Başka. X yerlerine diyor bir yaz diyor. Siliyorum şurayı. X yerlerine 1 yaz diyor. 1 yazdım F1 oldu. 2 i̇ki eksi 2'den ne yaptı? 0. Noktam 1'e 0 noktası. Bir üstteki nokta 0'a eksi 2 noktası. Bir üstteki nokta eksi 1'e eksi 4 noktası. Tamam mı? Bu noktalardan grafiğimiz geçiyor. 1'e 0. Bak x1 y0. Grafiğim geçiyor mu oradan? Geçiyor. Son olarak x yerlerine 2 yazıyorum. F 2. Ne oldu? 2 çarpı 2 -2 geldim. X yerlerine 2 iki yazdım. 2 ile 2'yi çarptım 4. 4'ün ikisi gitti, 2 iki yaptı. Diğer noktamda 2'ye 2. Iki. Bak. X yerlerine 2 verince y de kaç oluyormuş yine 2. Noktam burası. Ve bunun eğimini bul diyor. Arkadaşlar, bundan sonra çok karşımıza çıkacak. Eğimle ilgili şeyleri de bir önceki 3. videoda anlatmıştım. Yine anlamayanlar oraya gitsin. Eğim hesabı bizim için çok önemliydi. Ama bize bir doğru denklemi verildiğinde ve y'ler yalnız bırakıldığında x'in kat sayısı direkt eğimimizdi. Bu doğrunun eğimi 2'dir. Hop geçtim bunu da. Diyor ki e, fx eşittir x artı 2 doğrusal fonksiyonun aşağıdaki tabloyu doldurup koordinat düzleminde gösterin. Hadi önce grafiğini çizelim. y eşittir x artı 2. Ne yapıyorum önce? x'e 0 değerini veriyorum. Yazdım x yerlerine 0. Y eşittir 2 yaptı. Yani Y eksenini 2'de kesecekmiş. Sonra ne yapıyorum? Y yerlerine 0 yazıyorum. Yazdım Y yerine 0'ı. 0 eşittir X artı 2. Karşı attım. X dediğimiz ne yaptı? Eksi 2. X eksenini nerede kesecekmiş? Eksi 2'de. Aldım korku grafiğimi. Kötü çizdim. Şuradan yapayım. Heh. Şöyle bir grafik olmuş oldu. Hatta yine kötü oldu. Şöyle şunun ucundan tutayım. Kulağından tutayım. Şöyle birazcık çekeyim. Tamam. Grafiğimizi çizmiş olduk. Hadi koordinatlarımıza bakalım. Diyor ki x yerlerine diyor eksi 1 yaz diyor. Makineye eksi 1'i attım. F eksi 1 oldu. Bak eksi 1 artı 2'den 1 yaptı. Noktam eksi 1'e 1 oldu. Bak x yerlerine eksi 1 yazınca sonuç 1 oluyormuş. Bak üstünde bir nokta gördünüz mü? 0 yaz diyor. Makineye 0 attım. F0. 0 attım. 2 ile toplandı 2. Bak. Noktam neresi? 0'a 2. X'imiz 0, Y'miz 2. Tam bu nokta. Makineye 1 at diyor. Attım 1'i. F1 oldu. 1 artı 2'den sonucu ne yaptı? 3 yaptı. Bak. X'e 1 değeri verince sonuç ne yapıyormuş? 3. Noktam burası. Sonra olarak X'lere 2 ver diyor. Verdim x'lere 2 değerini. 2 ile 2'yi topladım. Sonuç 4 oldu. Noktam 2'ye 4. Bak x'lere 2 verdim. Sonucum 4 oldu. Bak noktam tam burası. 2'ye 4. Hadi eğimini sen söyle. Denklemim y eşittir x artı 2 idi. Yalnız bırakıldığı için buradaki x'in katsayısı bana eğimi verecek? Eğimimiz 1. Arkadaşlar hiç kafanız karışmasın. Siz orada y eşittir x artı 2 de yazabilir fx eşittir x artı 2 de yazabilir. Bunların ikisi aynı şey. Çünkü y ile fx aynı şeydir. Hemen geçtim bunu da bakalım burası bize ne diyor şimdi. Tamam burası bize hiçbir şey söylemesin. Sonraki dersimizde artık doğrusal fonksiyonların aslında bunu iki ders önce de yapmıştık. Doğrusal ilişki diye yaptık. Şimdi o ilişkiyi tamamen fonksiyonlara dönüştüreceğiz. Orada anlattığım için bir sonraki dersimiz kolay olacak ama günlük hayat uygulamaları var sonlarına doğru son sonlarına doğru mutlaka oraları da dinleyeceksiniz. Fonksiyonların içerisinden geçmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yeter ki siz güzel çalışın ve abone olup bizlere desteklerseniz mutlu oluruz. Hadi görüşürüz bay bay.